Herkese merhaba ben Aynur. Bugün size hem peynirli hem de kıymalı hazırlamış olduğum nefis bir kümbet tarifim var ve geçiyoruz malzemelerimize. Hamuru için 2 su bardağı ılık suyum var, 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 paket kurumaya ve alabildiği kadar un. Ben tahminen 1 kilo un kullandım. Bu undan una değişebileceği için siz göz kararı ayarlayabilirsiniz. İlk olarak ılık su, ılık süt, toz şeker ve kuru mayayı yoğurma kabımın içerisine alıp karıştırıyorum ve mayayı 10 dakika mayalandırıyorum. 10 dakika sonra tuz, sirke ve unu ekleyerek hamurumu hazırlıyorum. Pürüzsüz bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumu yoğurma kabıma ve elime yapışmayana kadar güzelce yoğurdum. Şimdi üzerine bir mutfak beziyle kapatıyorum ve sıcak bir ortamda bir saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Ne kadar fazla mayalandırırsanız o kadar güzel sonuçlar alırsınız. Hamurum çok güzel mayalandı. Şimdi hamurumdan bezeler hazırlıyorum. Şimdi bir servis tabağının üzerine biraz sıvı yağ döktüm. Hazırlamış olduğum bezeleri bu servis tabağıma alıyorum. Ara sıra ters çevirip iki tarafının da yağlanmasını sağlıyorum. Şimdi bezelerimin üzerine kapatıyorum ve bir saatliğine buzdolabına kaldırıyorum. Bir saat sonra bezelerimi buzdolabından çıkardım. Şimdi bir tanesini alıyorum. Tezgahımın üzerinde küçük bir tabak büyüklüğünde açıyorum. Ve üzerine eritilmiş tereyağı sürüyorum. Ve ikinci bezeyi de bunun üzerine koyup bunun üzerinde elimle açıyorum. Bu işlemi 10 tane beze üst üste olmak üzere 10 bezeye uyguluyorum. Hamurlarımı önceden yağladığım için gördüğünüz gibi açmakta zorlanmıyorum. Zaten mayalı hamur olduğu için de çok kolay açılıyor. Yalnız aralarını sürekli tereyağla yağlamayı unutmayın. Şimdi 10 tane bezi kenarlarından çeke çeke açabildiğiniz kadar açın. Ne kadar ince olursa o kadar da güzel olur. Ve gördüğünüz gibi şimdi de açmakta kesinlikle zorlanmıyorum. Şimdi hamurumu rulo halinde sarıyorum ve sararken de sürekli kenarlardan çektiriyorum. Böylelikle hamurumuz daha da incelmiş oluyor. Şimdi hamurumu ortadan ikiye kestim ve bir saatliğine tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Böylelikle tereyağımız biraz sertleşmiş olacak. Şimdi hamurumdan tahminen 3 santim genişliğinde parçalar kesiyorum. Kesmiş olduğum kısımlar üst tarafa gelecek şekilde hamuru elimle hafif bastırıyorum ve içerisine peynir koyup kapatıyorum. Ben bazılarını peynirli hazırladım bazılarını da kıymalı hazırladım. İç malzemesini siz damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Bu işlemi şimdi bütün bezelerime uyguluyorum ve tepsime alıyorum. Ben 300 gram kadar peynirin içerisine biraz da maydanoz ilave etmiştim. İsterseniz yeşil soğan da doğrayabilirsiniz. Soğanlı da çok güzel oluyor. Şimdi kümbetlerimizi önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında pişiriyorum. Üzerlerine ne yumurta sürüyoruz ne de süt hiçbir şey sürmeden bu şekilde fırına veriyoruz. Evet gördüğünüz gibi kümbetlerimiz fırından çıktı. İnanın kat kat nefis olmuşlardı. Şimdi size içerisini göstermek istiyorum. Bunlar peynirli olanlar birkaçında dediğim gibi kıymalı hazırlamıştım. Evet benden bugünlük de bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.